Evet değerli izleyenler, Kazakistan'a siha fabrikası demiştim sizlere. Tokayev Türkiye'ye ayak basar basmaz iyi şeyler oldu. Sihalar gidiyor Kazakistan güvende diye. Ya ilk yayınımı izleyenler, ziyaretin olduğu gün yayınımı izleyenler hatırlıyorlardır. Bu ziyaret başka bir ziyaret. Bu ziyaret Türkiye'ye hiç gitme, Türklerle görüşme diyen Rusya'ya da bir yanıt aslında. Kazakistan'ı hatırlarsanız Rusya'nın reklam panolarından yasaklanması sonrası Kazakistan'daki yüzlerce veya binlerce Rus ajanının kışkırtmasıyla halkın sadece bir protestosunu ne hallere çevirdikleri ortada. Toplumsal olaylara çok da deneyimli olmayan güvenlik personellerinin bir oldu bittiye gelmesi ve sıkça yüklenen Kazakistan halkında muhalefet ruhunun da ortaya çıkmasıyla tabii ki orada nahoş olaylar meydana geldi. Özellikle demokrasinin şu anda birçok ülkede yerleşmemesi de Rusya'nın suçu. Rusya bölgede tam bir demokrasinin gelmesini engelledi aslında. Şimdi konumuz var olan gerçeklikte komşu ülkelerimiz ve özellikle Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimiz. Tabii ki Nazarbayev döneminde de ilişkiler güzeldi. Ama Rusya gölgesi, Rusya süper güç sandığı günler tabii ki bir olumsuzluk oluşturuyordu. Ama şimdi Tokayev'in koşarak Türkiye'ye gelmesi, ayağı ağrısa da ağrıyan ayağıyla bile hızlı yürümek istemesi aslında bir mesajdı aslında. Evet, Rusya'nın Kazakistan'a müdahalesi sonrası artık Turan'ı bitirdik diye Rus ve Moskova medyasının bayram nakaratları bu ziyaretten sonra kara bulutlara, onlar için bir kabusa dönüştü. Şimdi evet TUSAŞ'ımızın göz bebeği Ankara'lara geldik. Ankara'lar harika, evet harika uçaklar. Gerçekten harika uçaklar. 24 saat havada kalabiliyorlar. Ve özellikle her türlü uydudan kontrol edilebilme özellikleriyle çok önemli fonksiyonlar icra edebiliyorlar. Ayrıca mühimmatları da daha ağır taşıyabiliyorlar. Özellikle yaptıkları operasyonlar ve birçok atılım bu yönde önemli bir kuvvet çarpanı. Aksungur'un da zaten temel taşı Ankara'lar. Kazakistan heyetinin Türkiye'ye geçen seneler geldiği ve SİHA'ları incelediği de ortada. Türkiye'nin bayraktar hariç aslında şu anda pek bu kadar tabii ki dünyada yansımasa da harika uçaklardan birisi Anka. Konvansiyonel savaşlardan tutun, terör operasyonlarına, her türlü güvenlik operasyonlarına kadar kullanılacak bir silah Anka. Bu Ankara'larla birlikte yüz ölçü bir geliş, çok geniş sınırlarıyla Rus tehdidi altında kalan Kazakistan'a bir umut ışığı olacak bu fabrika. Rusya'nın en uzun sınırlarından olan Kazakistan sınırı, Rusya'nın da bu yönde çok dikkat ettiği bir bölge. Kazakistan'ın özellikle kendi sınırlarını koruyacak ve her türlü bu güvenliği oluşturacak şemayı ve hatları da ortaya koyması gerekiyor. Özellikle Kazakistan'ın kendi sınırlarını oldukça kuvvetle savunmak adına çok önemli bir güç kazanacağı da ortada. Kazakistan'a giden Rus askerlerinin hiç de hoş olaylara karışmadığı belliydi zaten. Rus askerleri yangın yeri diye Kazakistan'a gidiyor, bir bir üstlenme ve ülkeyi aslında bölüp parçalama yoluna gidiyordu. Rusya bir nevi karışıklığı bahane ederek ülkeye girdi. Bir kısım askerini ne yazık ki Kazakistan'da bıraktı. Kamuoyuna ise hepsi çekildi diye açıklanmıştı. Ama bu olaylar olurken Rusya'nın çok büyük bir süper güç olduğu ve ona hayır denemeyeceği de algılara işleniyordu. Bütün bu olaylar olurken gerçekten önemli ve kuvvetle muhtemel güzel gelişmeler de olmaya başladı. Kazakistan özellikle Putin'in Ukrayna savaşındaki asker talebine direkt anında red kararı verdi. Tabii ki şu anda Kazak kökenli Rus ordusunda askerler var. Onlar bu savaş başlamadan, Ukrayna savaşı başlamadan yıllar öncesinden bu orduya katılmış olan kişiler veya Rusya'da yaşayan olan Kazaklar. Ama şu bir gerçek ki artık Kazakistan Türkleri özlerine dönecek. Turan Birleşik Devletleri'nin özellikle en son yapılan toplantısı İstanbul'daydı. İstanbul'da yapılan toplantıdan sonra Rus medyası nedense hırçındı ve çılgındı. Onların akıl daneleri Jirinovski, onların aslında Turan korkusunu beyinlerine işlemişti. Jirinovski koronaya yenildi. Evet, Turan, Turan diye gitti kendisi. Yerine de şimdi birkaç vekil aday oldu. Zehir zemberek konuşuyorlar. Jeniz Jirinovski olmak, Kremlin'in diyemedikleri diyen bir kişi bulmak onların da tabii ki isteği. Özellikle bu diyemediklerini haykıran ve istedikleri gibi her şeyi söyleyene de ödüle yağıyorlardı. Putin'den defalarca ödül aldı Jirinovski ve tabutuna da gidenlerden birisiydi. Demek istediğimiz husus şu:
Aslında evet, Ukrayna Savaşı'nda büyük bir yenilgi yaşadılar. Jirinovski bu savaşta mutlaka şunu diyecekti. Nükleer atalım, nükleer atalım, nükleer atalım. Öyle şeyler diyeceği açık. Çünkü devamlı radikal eylemleriyle meşhurdu. İşte Türkiye özellikle ve bölge ülkeleri Kazakistan, Rusya'nın zayıf noktalarını gördü Ukrayna Savaşı'nda. Gerçekten büyük kayıplar veriyorlar ve oldukça ürkek ve savaşamayan bir orduya sahip oldukları ortaya çıkıyordu. Kremlin'in bir tören ordusu olduğu, Rusların ordusunun tören yapmayı bildiği, savaşmayı bilmediği de açığa çıkıyordu. Aslında benim aylardır yayınlarda söylediğim sözü bir eski Wagner itiraf ediyordu. Kremlin ne kadar yalanlasa da, Peskov ne kadar yalanlasa da Rus Milli Savunma Bakanlığı sessiz kalıyordu. Wagner grubunun özellikle bir kişisi, 52 yaşında bir Wagner üyesi açıklama yaptı, basına konuştu. Aynen şunları söyledi. Rusya ilk defa ciddi bir orduyla savaşıyor. Şimdiye kadar mücadele ettikleri ordu falan sayılmazdı. Bu yönde gerçekten şaşkınlar. Savaşmayı bilen ve karşılarında güçlü ve organize bir ordu beklemiyorlardı. Böylelikle karşılarındaki disiplinli, savaşan ve vatanlarını korumak isteyenlere karşı oldukça şaşkın ve harap vaziyetteler. Bana da teklif geldi ama ben teklifi kabul etmedim dedi Wagner. Aynen şunu söylüyor. Bir uygar ve özgür bir ülkeye saldırmak hiç de etik değil. Ben de Wagner'e bir şey söylüyorum. O Wagner'e diyorum ki sen yabancı istihbaratların adamısın muhtemelen. Libya'da, Suriye'de masum insanlara karşı savaşırken senin etik anlayışın neredeydi? Evet, sivil insanlara zarar verirken, savunmasız insanlara zarar verirken, bir ordu bile evet değil dediğin o ülkelerde yaptığın insan hakları ihlalleri ortadayken neden o zaman bu etik kurallar aklına gelmedi? Yerim senin insanlığını Wagner mensubu. Sen olsa olsa bir operasyon adamı olursun. Şimdi gördüğünüz gibi Rusya ve Çin. Çin Rusya'ya beklediğini vermedi. Aslında daha kontrol edilebilir ve daha çok taviz koparacağı ve enerjilerinden çok daha ucuza faydalanacağı bir Rusya'yı Çin de istiyor aslında. Niye? Çünkü enerji ihtiyacı çok fazla. Rusya'da birçok yeraltı enerji kaynakları da mevcut. Avrupa'da sıkışan petrol ve doğalgazını arz edemeyen Rusya'nın Çin'e oldukça düşük fiyatta enerji verme olasılığı çok yüksek. Enerjiyi alıp kendi başına ne yapacak Rusya? Satması lazım tabii ki de. Bu yönde Çin iştah kabartıyor. Özellikle Batı'nın da istediği tamamen Rusya'nın kopması veya çökmesi değil. Aslında G7 ülkeleri Rusya'nın Sovyetler Birliği'ni dağıldığında Kızıl Ordu'daki füzeler ehil olmayan insanlara düşer diye G7 gelişmiş ülkeler zirvesine dipte bir ülke olmasına rağmen Rusya'yı davet edip onu kendileri kaldırmıştı. Yani kendileri ayağa kaldırmıştı Rusya'yı. Daha dün Putin'in Jacques Chirac'la ve diğer AB liderleriyle G7 zirvelerinde verdiği ve şakalaştığı o kareler daha dün gibi aklımızda. Yani olay tamamıyla Rusya üzerine oynanıyor. Putin'in aklı yetmediği için Biden'ın İngiltere'nin yaptığı oyunu bir türlü sezemedi. Hırsına ve iştahına, işgal tamahına, tarih kitaplarına girme telaşına yenildi Putin. İşte bunun da bedelini Rusya halkı ve Ukrayna halkı ödüyor. Bölgede Finlandiya ve İsveç NATO kuyruğunda. Daha önce hiçbir şekilde NATO'yu düşürmeyen Finlandiya halkının %20'lik de NATO desteği bir anda %60'ı aşmış durumda. Bugün de Helsinki'den kararlar çıktı. Dediler ki biz NATO'ya katılmak istiyoruz. 16 Mayıs'ta kabul başvurularını yapacaklar. NATO'da alacağız diyor. Tabii ki bu fırsatı kaçırmaz. 1100 kilometrelik Finlandiya-Rusya sınırı ayrıyeten onlar için de büyük bir tabii ki korku vesilesi. Evet, bölgede sular ısınıyor. Putin pirince giderken eldeki bulgurdan olacak gibi. Ama Batı'nın da isteği şu, kontrol edilebilir ve söz dinleyen bir Rusya. Büyüttüler, büyüttüler, sonra sifonu çektiler. Demek istediğim husus şu, Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa üzerindeki etkisini çoğalttı, hem de bunun yanında özellikle Rusya'nın hem zayıflamasını sağlayarak kendisine askeri bir tehdit olmasına engel oldu. Şimdi bakalım ne olacak? Bölgedeki dengeler, özellikle bu yüzyılın hasta adamı Rusya, yavaş yavaş çöküşe mi gidecek? Çöküş derken Osmanlı bile 300 yılda yıkıldı. Şimdi Rusya'yı düşünün. Rusya, evet hasta adam olabilir ama yıkılması biraz uzun sürse de Rusya'daki bu çatırdama radikal bir tedbir alınmadıkça durmayacak gibi gözüküyor. Evet, yepyeni konu ve gündemlere karşınızda olacağım. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Anka Sihalar, Kazakistan'a hayırlı olsun. Görüşmek üzere.